Maria'nın Aynası Bir gün Maria sıradan bir çarşıda yürüyüş yaparken dikkatini çeken bir dükkanın vitrinine takıldı. Dükkanın içi karışık, tuhaf nesnelerle doluydu. Büyülü bir havaya sahipti. Dükkanın köşesinde parlayan bir ayna Maria'nın ilgisini daha da çekti. Aynanın çerçevesi eski ve karmaşık oymalarla süslenmişti. Merakına yenik düşen Maria dükkanın kapısından içeri girdi. Dükkan sahibi Yaşlı bir adam Maria'ya aynanın sırlarını anlatmaya başladı. Bu ayna sadece ona bakanın gerçekliğini yansıtır. Kendi hayallerini, arzularını ve korkularını görmek istersen ona bakmalısın, dedi. Maria bir anlığına duraksadı ama ayna ona çok çekici geliyordu. İçinde keşfetmek istediği bir şeyler vardı. Sonunda kendisini durduramadı ve aynayı satın aldı. Eve döndüğünde heyecanla aynanın önüne geçti. Yavaşça kendisine baktı. İlk başta sıradan görünüyordu. Sonra aniden yansıması değişmeye başladı. Kendi bedenini ve kıyafetlerini kaybediyor gibi hissetti. Yansımasında farklı renklerde elbiseler ve göz alıcı takılarla dolu bir kadın belirmeye başladı. Maria hayalindeki yaşamın ilk işaretlerini görmeye başlamıştı. Bir gün aynanın önünde durduğunda yansıması daha da derinleşti. Kendi içinden gelen bir ses ona bu dünyada var olmanın nasıl bir his olduğunu anlatmaya başladı. Yansımasındaki kadın bir sanatçıydı. Tablolarıyla dolu bir atölyede yaşıyor, sergilere katılıyor ve herkes tarafından tanınıyordu. Maria bu yeni gerçekliğe kapıldı. Hayal ettiği bu yaşamı deneyimlemek için aynı anaya daha fazla bakmaya başladı. Ancak zamanla Maria'nın hayatında bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Aynanın yansıması her seferinde daha tehlikeli ve karmaşık hale geliyordu. Artık sadece hayallerini değil, korkularını ve içsel çatışmalarını da göstermeye başlamıştı. Bir gün yansımasında gördüğü kadın ona ''Eğer buraya gelmek istiyorsan gerçekliğinden vazgeçmelisin.'' dedi. Maria, gerçek hayatında her geçen gün daha fazla kaybolduğunu hissetmeye başladı işine, ailesine ve arkadaşlarına olan bağları zayıflıyordu. Artık aynanın dünyası ona gerçek bir hayal gibi geliyordu. Fakat içten içe bunun bir tuzak olduğunu biliyordu. Yansıma, gerçek yaşamındaki sorunlarını çözmek yerine onları daha da derinleştirmişti. Bir sabah Maria aynanın karşısına geçerek derin bir nefes aldı. Yansımalarıyla yüzleşmeye karar verdi kendi kimliğini yeniden tanımlamak ve gerçek yaşamına geri dönmek için savaşıyordu. ''Ben Maria'yım, sadece bir hayal değil.'' diye bağırdı. Yansıması ona geri dönmedi. Gözleri bir an için acı bir gerçekle doldu. Yansımasındaki kadın onun kimliğine sahip çıkmayı reddediyordu. Maria ne yapacağını bilmeden aynayla mücadele etti. Yansımadaki kadın onu gerçekliğinden tamamen kopararak bu yeni dünyada tutmaya çalışıyordu. Ancak Maria kararlılığını kaybetmedi. Aynanın kenarına parmağını koyarak yansımasının derinliğine baktı. "Sadece ben varım." dedi. Bu sefer yansımasındaki kadın korkuyla geri çekildi. Maria bu korkunun kendi içindeki gücü yansıttığını fark etti. Yavaş yavaş yansımasının çerçevesini kırmaya ve gerçekliğine geri dönmeye çalıştı. Sonunda büyük bir patlama sesiyle ayna çatladı. Maria kendini aniden gerçek dünyada buldu. Etrafa bakındığında evinin sakinliğini hissetti. Kalbi hızlı atıyordu ama artık özgürdü. Hayalindeki yaşamı deneyimlemiş olsa da kendini bulmuştu. Artık aynanın tuhaf gücüne karşı bir koruma hissetti. Hayallerinin peşinden koşmaya karar verdi. Ancak bu sefer gerçek dünyada kendi özgünlüğünü koruyarak Maria, aynanın ona sunduğu dersle birlikte hayatının her anının kıymetini bilerek ilerlemeye başladı. Bir daha asla o ayna gibi bir şeyin peşinden gitmeyecekti. Kendi hayatını ve gerçekliğini kendisi yaratacaktı. Maria's mirror. One day, while walking in an ordinary market, Maria noticed a shop window that caught her attention. The shop was full of strange and complicated objects. It had a magical air. A shining mirror in the corner of the shop attracted Maria's attention even more. The frame of the mirror was decorated with old and intricate carvings. Maria, overcome by curiosity, entered the shop through the door. The shop owner, an old man, began to tell Maria the secrets of the mirror. This mirror reflects only the reality of the one who looks at it. If you want to see your own dreams, desires, and fears, you should look at it, he said. Maria hesitated for a moment, but the mirror seemed very attractive to her. There was something inside it that she wanted to discover. Finally, she could not stop herself and bought the mirror. When she returned home, she excitedly went in front of the mirror. She looked at herself slowly. At first, she looked ordinary. Then, suddenly, her reflection began to change. She felt like she was losing her own body and clothes. In her reflection, a woman began to appear, dressed in dresses of different colors and full of dazzling jewelry. Maria began to see the first signs of her dream life. One day, when she stood in front of the mirror, her reflection deepened. A voice from within her began to tell her what it felt like to exist in this world. The woman in her reflection was an artist, she lived in a studio full of her paintings, attended exhibitions, and was known by everyone. Maria was drawn to this new reality. She began to look in the mirror more and more to experience this life she had imagined. However, over time, she realized that something was wrong in Maria's life. The reflection in the mirror was becoming more dangerous and complicated each time. It was now showing not only her dreams, but also her fears and inner conflicts. One day, the woman she saw in her reflection told her, If you want to come here, you have to give up your reality. Maria began to feel more and more lost in her real life. Her ties to her work, family, and friends were weakening. The world of the mirror now seemed like a real dream to her, but deep down, she knew it was a trap. Instead of solving her real life problems, the reflection was deepening them. One morning, Maria took a deep breath in front of the mirror. She decided to confront her reflection. She was fighting to redefine her identity and return to her real life. I am Maria, not just a dream, she shouted. Her reflection did not return to her. Her eyes were filled with a bitter truth for a moment. The woman in her reflection refused to own her identity. Maria struggled with the mirror, not knowing what to do. The woman in the reflection was trying to keep her in this new world by completely tearing her away from her reality. But Maria did not lose her determination. She placed her finger on the edge of the mirror and looked into the depth of her reflection. There is only me, she said. This time, the woman in her reflection pulled back in fear. Maria realized that this fear was reflecting the power within herself. Slowly, she tried to break the frame of her reflection and return to her reality. Finally, the mirror cracked with a loud bang. Maria suddenly found herself in the real world. When she looked around, she felt the calmness of her home. Her heart was beating fast, but she was free now. Even though she had experienced the life she had dreamed of, she had found herself. She now felt a protection against the strange power of the mirror. She decided to pursue her dreams, but this time in the real world, preserving her own authenticity. With the lesson the mirror taught her, Maria began to move forward, appreciating every moment of her life. She would never again pursue something like that mirror. She would create her own life and reality. Thank you.